Arkadaşlar selamünaleyküm. Başlığı görünce muhtemelen aklınıza Altay Tankı projemiz gelmiştir. Ne ara ürettik de ihraç ettik diye sormuşsunuzdur kendinize. Ama bizim tek tank projemiz o değil. Bir de FNSS'in Endonezya ile ortak çalıştığı bir orta sınıf tank projemiz var. Kaplan MT ve o proje olgunlaşıp ilk ihracat başarısını yakaladı. Bugün de bunu konuşuyoruz. Çok uzatmadan başlayalım. Gelişen teknolojiye rağmen tanklar hala kara ordularının ana vurucu gücü olmaya devam ediyor. Son zamanlarda özellikle ülkemizin ürettiği insansız hava araçlarının operasyonları tanklarla ilgili soru işaretlerini ve tartışmaları arttırdı. Bütün çatışma alanlarında bayraktarlar tankları keklik avlar gibi avladı. Tabi akıllara artık tankların devirlerinin geçip geçmediği ile ilgili sorular geldi. Ama tüm bunlara rağmen tanklar hala kara kuvvetlerinin yıkıcı gücü olarak kabul ediliyor. Burada eklenmesi gereken bir nokta da şu ki askeri güç bir bütündür. Yani tankların tek başlarına etkin olmalarını beklemek doğru bir yaklaşım değil. Aslında hiçbir silah sistemi tek başına sahaya hakim olamaz. Savaş tam anlamıyla bir takım oyunudur. Mesela hava savunması güçlü bir ülkenin topraklarında tankların hala etkili güçler olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki tank nedir? En özet haliyle tanklar palet, Zırh ve silahın birleşimidir. Bu üç ana bileşenden birini bile çıkarsak ortaya çıkan araç artık tank olarak adlandırılamaz. Zırhlı, yatık ateş yollu ama paletsiz bir zırhlı araca tank değil, mobil silah sistemi deniyor. Aynı şekilde silah yoksa zırhlı personel taşıyıcı, zırh yoksa da tank avcısıdır. Bu üçü de bir aradayken bile silah sistemi yatay yolu değildi dikey yolu tasarlanırsa ona da tank değil obüs deniyor. Bugünkü konumuzla alakalı olduğu için kısaca tankların sınıflarından da bahsedelim. Tanklar hafif, orta ve ağır sınıf olarak üçe ayrılabilir. Hafif ve orta sınıf arasındaki fark çok net değil aslında. Hemen hemen aynı araçlar farklı ülkelerde hafif ve orta sınıf olarak farklı farklı sınıflandırılabiliyor ağır sınıf bu ikisinden de net şekilde ayrılıyor. Ama net ayırt etmek gerekirse 20-25 tona kadar hafif, 30 ton üzeri orta sınıf olarak adlandırılabilir. Bugün konumuz olan Kaplan MT orta sınıf olduğu için daha çok bu sınıfa odaklanıyoruz. Aslında burada esas soru şu. Bir ülke Ağır sınıf bir tanka sahip olmak varken neden orta sınıf bir tank istesin? Sonuçta ağır sınıf bir tank çok daha etkili ve daha güçlü. Zaten ana muharebe tankları ortaya çıkınca bu tartışmalar daha önce de yapıldı. Artık hafif ve orta sınıf tanka ihtiyaç kalmadı diyenler de oldu. Ama sahadaki gerçekler bunun aksini kanıtladı. Çünkü orta sınıf tankların da ana muharebe tanklarına göre çok büyük avantajları var. Yani yapacağınız operasyona göre kullanacağınız tank da değişiyor. Savaşın yaşanacağı zemin bile tank seçiminizi etkileyebiliyor. Ana muharebe tankları sürekli ağırlaşan sistemler. Onları avlayacak sistemler geliştikçe onların zırh seviyesi de artıyor. Haliyle ağırlıkları da inanılmaz şekilde yükseliyor. Ağırlığı 60 tonu geçen araçlardan bahsediyoruz şu an. Savaşacağınız alan yumuşak bir zeminse kullanma şansınız kalmıyor. İntikalde geçeceğiniz köprüler güçlü değilse tankı bir yerden başka bir yere aktaramıyorsunuz. Yani altyapı güçlü değilse ana muharebe tankları ya işinize yaramıyor ya da olması gerektiği kadar etkin kullanılamıyor. İşte burada neredeyse yarı ağırlığındaki orta sınıf tanklar öne çıkıyor. Yani elbette karşılıklı savaşsalar ana muharebe tanklarına karşı şansları yok. Ama daha hızlı silah araçlarına karşı daha avantajlı sayılabilirler. Çünkü zırhları dengeli biçimde yayılıyor. Ana muharebe tankları rakiple kafa kafaya çarpışmak üzere tasarlanıyorlar. Bu yüzden de esas zırhları ön taraflarında. Orta sınıf tanklarsa daha çok savunmaya yönelik kullanıldıkları için zırhları gövdeye dengeli şekilde yayılıyor. Saldırıya geçen hafif ya da mekanize piyade her yandan gelebilir. Bu durumda tanklar daha savunmasız kalıyor. Yine orta sınıfın ana muharebe tanklarına göre bir diğer avantajı da hareket kabiliyetlerinin çok yüksek olması. Savaş alanında hızlı şekilde hareket edip yer değiştirmenin önemini hepiniz biliyorsunuzdur. Hatta en eski Türk savaş taktiklerinden biri olan Hilal ya da Turan taktiği de aslında buna dayanıyor. Orta sınıf tanklar da ağır sınıftaki tanklardan çok daha hızlı hareket edebildiği için ülkeler savunmalarında bu tarz araçları kullanmak istiyorlar. Bunun yanında orta sınıf tankların bir avantajı da taşınabilirliklerinin çok daha yüksek olması. Ağır sınıf bir tankı bir yerden bir yere taşımak, götürmek çok zor olabiliyor. Ama orta sınıfta bu çok daha kolay. Yani toparlarsak orta sınıf tanklar hafif sınıfla ağır sınıf arasındaki boşluğu doldurdukları için bugün artık önemsizler demek pek de mümkün değil. Hatta ülkelerin savunma bütçelerinin daraldığını düşünürsek önemlerinin arttığını bile iddia edebiliriz. Çünkü artık dünya orduları daha küçük çapta kuvvetlerle daha geniş coğrafyalarda hakimiyet kurmak istiyorlar. Bu yüzden orta sınıf tanklar önemini hala koruyor ve bu konuda Türkiye'nin de elbette çalışması var. Henüz ana muharebe tankı konusunda ciddi ilerleme kaydedebiliriz. Özellikle motor konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz ama orta sınıfta ilk ihracatımızı yaptık ve bu Türkiye'nin ilk tank ihracatı olduğu için ayrıca önemli. FNSS Endonezya'ya orta ağırlık sınıfında geliştirdiği tank olan Kaplan MT'yi ihraç etti. Bu ihracat önemli olduğu için de Kaplan MT'yi biraz detaylarıyla konuşalım. Kaplan MT'nin ağırlığı 35 ton civarında. Güç ağırlık oranı bu sınıftaki bir tank için gayet yeterli. Ve burada özellikle üzerinde durulması gereken bir konu var. O da kullandığı soğutucu sistem. Günümüzün zırhlı araçlarının dizel veya türbin motorları ürettiği ısı enerjisini harekete dönüştüren makineler. Bu motorlarda sadece belli sıcaklık aralığındayken en yüksek verimi üretiyorlar. Ama motorun sıcaklığı belli bir seviyenin üzerine çıkarsa da motorun hem verimi düşüyor hem de hasar oluşması riski ortaya çıkıyor. Bunun için soğutma sistemleri kullanılıyor. Motordaki fazla ısının motordan atılmasını sağlıyorlar. Yani bu tip araçlarda kullanılan soğutucu sistem önemli. Kaplan MT'nin özel bir yazılımla donatılmış güçlü bir soğutucu sistemi var. Bu da Güneydoğu Asya'nın tropik iklim koşullarında aracın öne çıkmasını sağlayan bir etken. Genel iklim koşullarına göre üretilen araçlardansa bu tarz iklimlerde Kaplan MT'nin tercih edilmesi olası bundan sonra. Yani Arap coğrafyasında da bu araçları yakın zamanda görebiliriz. Tabi bu sadece motorun sıkıntısız çalışmasını sağlamıyor. Aynı zamanda ısı izinin azaltılması ve kızıl ötesi gözetlemeden gizlenme konusunda da faydalı oluyor. Yani tanklarda önce gören önce vurur prensibi olduğu için kızıl ötesi izlerinin azaltılması hayatta kalmak için belki de en önemli faktörlerden biri. Yani düşman daha sizi görmeden düşmanı görme avantajı verir size. Bu daha önce 1993 Körfez Savaşı'nda şahit olduğumuz bir olaydı. Irak'taki T-72 tanklarına göre iki nesil daha gelişmiş termal görüntüleyicileri olan Amerikan M1 Abrams tankları uzak mesafelerde hedefi görüp ateş altına alabiliyorlardı. Bu sayede Amerikan tankları neredeyse hiç kayıp vermeden bir bir sürü düşman tankını kısa bir sürede imha ettiler. Tank öyle bir şey ki sabit durduğu yerde gözetleme görevi bile yapsa arada bir elektrik üretimi için çalıştırılmak zorunda. Motor çalıştığı zaman belli bir ısı oluşuyor tonlarca metalden oluşan bir şey düşünün. Isındığı zaman etrafa yavaşça bir ısı yayıyor ve çok zor soğuyor. Bu da termal kameralarla bulunmasını kolaylaştırıyor. Yani ağaçlık bir bölgede kamuflaj boyalı bir tank uzaktan gözle görülemez ama ısı varsa termalle kolaylıkla tespit edilebilir. O yüzden Kaplan MT'nin soğutma sistemi üzerinde bu kadar konuşmamızı sağlayacak kadar önemli. Ayrıca Kaplan gövde altı mayınlara dayanıklı şekilde tasarlanmış. Tabi günümüzde savaş meydanlarında en büyük gerçeklerden biri bu tarz mayınlar ya da el patlayıcılar. Yani araçların bunlara karşı dayanıklı olması gerekiyor ve o bölgede bazı ülkelerin envanterlerinde obüsle atılabilen mayınlar var. Bunlara karşı da Kaplan ön plana çıkıyor. Bir de demiştik yani orta sınıf tankların nakli daha kolay diye. Endonezya'nın şu an hava kuvvetlerinin elindeki en ağır kargo uçağı C130. Onun da yaklaşık 20 ton taşıma kapasitesi var. Yani Kaplan MT'yi hali hazırda Endonezya silahlı kuvvetlerinin havadan taşıyamayacağı söylenebilir. Ama Türk Hava Kuvvetlerinde de bulunan A400M nakliye uçaklarından almayı düşündüklerini biliyoruz ve A400M'nin kapasitesi 37 ton. Yani Kaplan'ı rahatça taşıyabiliyor. Bu yüzden de Endonezya için Kaplan avantajlı seçenek olacak. Yine Kaplan'ın kendi sınıfında ön plana çıkmasını sağlayan etkenlerden biri de ilk başta tasarım aşamasından itibaren tank olarak planlanmış olması. Bu sınıftaki rakipleri genel olarak önce zırhlı muharebe aracı olarak tasarlanıyorlar. Daha sonra yeni zırh kitleri ve daha ağır silah sistemleri ekleniyor ve orta sınıf bir tank ortaya çıkıyor. Her ne kadar gerekli tedbirler alınsa da sıfırdan tank olarak tasarlanmış bir araçla bu araçların yarışması elbette mümkün değil. Yine kaplandan bahsederken üzerinde durmamız gereken meselelerden biri de kulesi. Araçta Endonezya kara kuvvetlerinin seçtiği, Belçikalı bir firmanın ürettiği Cockerill 3105 kule kullanılacak. Bu kule standart NATO mühimmatı atabiliyor. Aynı zamanda aynı firmanın tasarladığı Falarik 105 füzesi de ateşlenebiliyor. Falarik bir tür namludan atılan tank savar güdümlü füze. Kaplanda kullanılacak olan kule tam stabilizasyona sahip. Yani araç hareket halindeyken de nokta atışı yapabiliyor gündüz gece görüntüleme sistemleri, atış kontrol bilgisayarı gibi artık klasik hale gelen bütün özelliklere sahip. Kaplan'ın bir güzel özelliği de komutanın nişancıdan bağımsız olarak kendi gözetleme periskobuna sahip olması. Yani nişancı bir hedefi ateş altına alırken komutan başka bir hedef aramaya devam edebilecek. Nişancı bir hedefe atış yaptıktan sonra ikinci hedefi aramak için vakit kaybetmeyecek. Yine bu özellik sayesinde nişancı ve komutan atış yapılmadığı durumlarda aynı anda farklı yönleri gözetleyebilecek. Ve yine mühimmat yüklemek için kule arkasına yerleştirilmiş otomatik bir doldurucu sistemi var. Bu sayede personel sayısı 3'ten 2'ye düşüyor. Ve silah sisteminde en çok dikkat çeken özelliklerden biri de kulenin yükseliş açısı. Bu tip silah sistemlerinde genellikle azami yükseliş açısı artı 20 derece civarında oluyor. Ama bu kule artı 42 derece yükseliş açısıyla rakiplerinin hepsinden ayrılıyor. Bu detayı coğrafya ile birlikte değerlendirirseniz çok farklı bir anlam çıkıyor. Bunun sayesinde 10 kilometre menzile kadar direkt atış kabiliyeti kazanıyor. Yani araç orta ağırlık sınıfı bir tankın yanında bir hafif topçu sistemi olarak da kullanılabiliyor. Endonezya'nın elindeki obüs sayısı tanklara göre daha az olduğu için Kaplan MT'yi çift rollü olarak kullanmak istediklerini de söyleyebiliriz. Yani Endonezya'nın neden bu aracı tercih ettiğini kısaca özetlersek öncelikle altyapıdan başlayabiliriz. Endonezya ulaşım altyapısı olarak çok sorunlu bir ülke. 60 tonun üzerine çıkan ana muharebe tanklarını orada kullanmak gerçekten zor. O yüzden Kaplan MT ön plana çıkıyor. Bunun dışında onların ağırlıklı olarak kullandıkları 120 milimetrelik mühimmata göre Kaplan'ın kullandığı 105 milimetrelik mühimmat daha ekonomik ve daha bulunabilir. Yine bu mühimmat 120 milimetreye göre daha az çevresel hasar veriyor. Yani özellikle meskun mahalde istenmeyen kayıpların önüne geçiyor. Ayrıca Endonezya askeri bütçesini sürekli arttıran bir ülke. Hemen hemen 10 yıl kadar bir süre zarfında askeri bütçeleri 3 katına yükselmiş durumda. Ama buna rağmen bütçeleri çok çok büyük olmadığı için kaplan tank ihtiyaçlarını karşılarken Endonezya'nın ekonomisine de yük olmayacak. Yine az önce bahsettiğimiz gibi Endonezya'nın ikliminden dolayı bu araçtaki özel soğutma sistemi onların çok işine yarayacak. Ve Endonezya volkanik adalar üzerine yerleşmiş bir ülke olduğu için ülke çok dağlık ve eğim çok fazla. Burada kulenin artı 40. 2 derece yükseliş açısına sahip olması onlar için ayrıca bir avantaj. Tabii ki esas önemli olan kısım da Kaplan MT'nin taşınabilirliği. Endonezya binlerce adadan oluşan bir ülke. Ülke sınırlarında 18 bin civarı ada var. Böyle bir ortamda çıkarma gemileriyle ya da farklı yollarla bir tank taşımanız gerektiği zaman ana muharebe tanklarına göre Kaplan MT çok daha kolay şekilde taşınacak. Tabii bu da seçilmesi için büyük etkenlerden biri. Şu an için Endonezya 18 adet sipariş verdi. Ama bu sipariş çok daha büyük bir siparişin ilk adımıydı. Çünkü biliyoruz ki Endonezya orta sınıf çok daha fazla tank alacak ve kaplan MT'nin başka yerlere ihraç edilmesinin önünde bu ihracat açacak. Endonezya'da bu araç kendini gösterdikten sonra ihracatı çok daha kolaylaşacak. Bunu Bayraktar TB2'ye bakarak görebilirsiniz. Sahada kendisini kanıtladığı için ihracatı çok kolaylaştı. Artık müşteri arayan bir platform değil, müşteri tarafından aranan bir platforma döndü. Kaplan MT de böyle olacak. Kendisini sahada kanıtladıkça çok daha fazla adından söz ettirecek. Ve ana muharebe tankımızı bitirdiğimiz, ihraç ettiğimiz bir sürecin de başlangıcı olacak. İnşallah yakın zamanda Altay tankımızın envantere girişinin ve ihracatının da haberini yapmak nasip olur. Allah'a emanet olun.